Burcu ve 2017 yılı konularını birazcık gözden geçirelim. Bakalım İkizler Burcu'na 2017 neler getirecek? Öncelikle bir Jüpiter'in seyrine bakalım. Jüpiter 2016'nın Eylül ayı itibariyle Terazi Burcu'nda seyretmeye başladı. Bu Terazi Burcu'ndaki seyri sırasında ikizler insanları hangi konularda daha fazla etkilenmeye başladılar? Jüpiter bolluğun bereketin gezegeni. E haritalarında ikizler insanların haritalarında bu dönemde terazi seyriyle birlikte 5. ev konuları şenlenmeye başladı. 5. ev bu hayatta bize keyif veren her türlü konu, aşk da bu evde, aşkın meyvesi olan çocuk da bu evde, hobiler de bu evde, e, yakın sosyal çevremiz de bu alanda. Aslında Jüpiter'in çok sevdiği bir alan diyebiliriz. Jüpiter bir keyifli bir gösterge. İkizler insanları için de keyifli bir alanda seyretmeye başladı. Yeni aşklar, çocuk isteyenler için çocuk fırsatları, çocuk sahibi olma imkanları. Çocuk sahibi değilseniz bile hayatınızdaki çocuk enerjisini artıracak bu bu açıdan keyfi tatmanıza vesile olacak yeni yeni imkanlar eylül itibarıyla birazcık şekillenmeye başladı. Ne zamana kadar bu devam edecek? Ekim 2017'ye kadar bu süreç devam edecek ikizler için. E, bu yıl içinde Jüpiter'in Uranüs ve Plüton'la bir takım sert kontakları olacak. E, ve bu alanda yani yıl içinde bu alan odak noktası olduğu için aslında böyle çok keyifli şeyler birazcık da e, o kadar da haz vermeyen noktaya taşınabilecek. Yani keyif uğruna yaptığınız bir takım şeyler riskli adımlar sonradan size zarar verici ya da e, canınızı sıkan boyutlara taşınabilecek hangi konular odak noktasında Jüpiter tesirleri altındayken ikili ve sosyal ilişkiler e, bahsetmiştim çocuklar aşk hayatındaki hareketlilikler buradaki birazcık düzensiz tempo birazcık fazla bu yıl sizi yorabilirmiş gibi görünüyor yani Jüpiter bu alanda çocuk fikrini birazcık olgunlaştırma ya da çocuk imkanını artırma etkisini yarattı ama belki çok da hazırlıklı olmadığınız bir çocuk da bu yılın 2017'nin yani beklemediğiniz, hazırlıklı olmadığınız bir çocuk fikri de birazcık düzeni bozabilirmiş gibi görünüyor. Çok büyük beklentilerle başladığınız veya birden içine düşüverdiğiniz bir aşk bu yıl bir takım işte beklenmedik gelişmeler, beklenmedik çıkışlar, krizler, kıskançlık nöbetleri nedeniyle e, keyiften daha böyle yorucu bir noktaya varabilirmiş gibi görünüyor. Burada dinamikleri korumak, birazcık böyle e, hazın boyutunu dengeliği olmak bu yıl önemliymiş gibi görünüyor. Özel ve sosyal hayattaki bazı dinamikler maddi açıdan sizi zorlayacak bir takım risklerin altına girmenize de vesile olabilir İkizler Burcu insanları. 10 Ekim sonrası Jüpiter'in Terazi burcundaki seyri sona erecek ve akrep burcu seyri başlayacak. İkizler için iş yaşamı, görevler, günlük rutinler, günlük sorumluluklar, bitirilmesi gereken plan projeler, alınan işler, üzerimize alınan işler alanında seyretmeye başlayacak. Bu alan aynı zamanda sağlıkla alakalı konuları da işaret ediyor. Sağlık adına bir takım bekletilen tedavilerin şifa ile buluşması, Yeni görevlerle buluşma, iş iş tanımının görev tanımının değişmesi, yeni plan projelerin tekliflerinin gelmesi, tepdili mekan yaratan görev değişimleri ya da iş mekan değişimleri 10 Ekim sonrası ikizler için gündeme gelebilirmiş gibi görünüyor. Yılın tutulmaları 11 Şubat 7 Ağustos 21 Ağustos tutulmaları ikizler insanları için daha çok 3-9 aksını ilgilendirecek şekilde çalışacak. İletişim ve iletişime dayalı işler ve ilişkiler bu yıl bir takım kadersel fırsatlar şeklinde ikizler insanları için karşılarına çıkacakmış gibi görünüyor. Zaten iletişime dayalı bir iş yaşıyorsa, yapıyorsanız yani bu tarz bir işin içindeyseniz belki yeni atılımlar, yeni girişimler, yeni iş kurma ya da yeni teklifler bu konuda işbirlikleri, yeni ticari anlaşmalar, yeni satış pazarlamaya hizmet eden medya, yayıncılık sektörüne hizmet eden konular ikizler için bu yıl gündeme gelebilirmiş gibi görünüyor tutulmanın kadersel etkileri eşliğinde. Satürn yay burcundaki seyrine devam ediyor bu yılda. Peki ikizleri nasıl etkileyecek diye düşünecek olursak 2016'da da böyleydi. Satürn'ün seyri ikizler için eş ve evlilikle ilgili alanda kendini gösterdi. Bu yılda göstermeye devam edecek. Hayatı biriyle paylaşanların da hayatı paylaşacak bir yaşamı arkadaşı olmayanların da bu konuyu birazcık gözden geçirdiği, masaya yatırdığı, sorguladığı bir süreçten geçiyoruz. Yani sorunlu evliliklerin bir takım sınavlara tabi tutulduğu ya da ben niye biriyle hayatı paylaşamıyorum? Neden yalnızlığı yaşıyorum, tercih ediyorum diye bir takım bekarlığı tercih eden insanların da sorguladığı, yalnızlığı çok derinden hissettiği bir dönem diyebiliriz. 2017'de de bu süreç devam edecek. Ee, en büyük sabrı ve ciddiyeti eğer bir evliliğiniz ya da bir yaşam arkadaşı, hayatı paylaştığınız bir yaşam arkadaşı ya da bir iş ortağınız varsa bu süreçte 2016'da olduğu gibi 2017'de de en büyük sabrı, en büyük ciddiyeti bu konuya yani evliliğinize ve yaşam ortaklığınıza göstermeniz bekleniyor. Burada hani yolunda gitmiyorsa inceldiği yerden kopsun demek Satürn'ün çok böyle tercih etmediği bir yaklaşım. Çünkü Satürn'ün istediği şey sorumluluk almak ve bu dönem en fazla sorumluluğu, evliliğin ve ortaklıkların konusunda alman gerekiyor diyor ikizlere Satürn. Eğer bu sorumlulukları yok sayıp elinin tersiyle itip ben bu kadar sorumluluk istemiyorum deyip yol ayrımlarına gelmişseniz bu konuda almanız gereken dersleri birazcık kaçırmış olabilirsiniz. Bu süreç dediğim gibi 2017'de de benzer şekilde devam edecek. Nerede bir en son teste tabi tutulacaksınız evliliklerle ilgili 6 Nisan 25 Ağustos arası son pürüzlerden arındırma, yolunda gitmeyen şeyleri düzeltme adına yine birazcık akmayan bir dönem olacak sizin için. Ay düğümlerinin 2017 yılında e, ikizler için seyri hangi konuları tetikleyecek dersek e, 3-9 aksı yine çok e, tetikte olacak. Yani en çok etkilenen alan burası olacakmış gibi görünüyor. E, ve e, daha çok e, bu kişilere çok uzaktaki insanlarla temas etmektense en yakınlarınla bir arada olmak sana daha fazla gelişim imkanı sunacak diyor. Bilgiyi çok uzakta arama. En yakınında sana en yakın olan kişilerden alacağın rehberlik, tavsiye en sana en sade bir biçimde, duru bir biçimde, net bir biçimde sunulan bilgi en doğrusudur. Bunun kıymetini bil bilgi açısından bakacak olursak derinlik değil sadelik ve basitlik sana daha fazla fayda sağlayacak diyor bu ilerleyen dönemde.